Selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin, Birleşmiş Milletler toplantısında sahtekarlık yaptı. Çin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplantısına sözde azınlık etnik grup temsilcileri adı altındaki iki Uygur'u yalan ifade vermeye zorlayarak uluslararası toplumu kandırmaya çalıştı. Son birkaç yıldır Çin'in Doğu Türkistan halkına karşı işlediği soykırım suçları özellikle de zorla çalıştırma sistemini güçlendirmekte. Buna karşın uluslararası toplum ve bazı hükümetler, sivil toplum kuruluşları Çin'i soykırım yapmakla suçluyor. Çin rejiminin estirdiği devlet terörü sonucu yok edilen Doğu Türkistan halkının ciddi durumuna kayıtsız kalmayan bazı ülkeler Çin'i farklı şekillerde cezalandırıyor. Ayrıca ABD hükümeti 21 Haziran'da Uygur zorunlu çalıştırmayı önleme yasasını resmen uygulamaya başlamıştı. Bundan son derece rahatsız olan Çin rejimi uluslararası toplumdan gelen tepkileri itibarsızlaştırmak için sözde uzman oldukları iddia edilen bazı Uygurları kullanarak çeşitli sahte ve yalan yanlış bilgilerle suçlarını örtbas etmeye çalışıyor. Çin'in uluslararası propaganda ajansı olan Global Times'da 15 Eylül yer alan habere göre Çin rejimi uluslararası toplumu kandırmak için Kaşgar'ın Konişehir ilçesi Zemin kasabasına bağlı Erikbaşı Köyü Kadınlar Birliği Başkanı ve de sözde mesleki eğitim merkezi mezunu olduğu iddia edilen iki Uygur'u 14 Eylül'de açılan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 51. toplantısında yalan ifade vermesini sağladı. Çin'in etkisi ve baskısı altında zoraki ifade vermeye mecbur kalan Uygurlar, önceden hazırlanmış materyaller ışığında sözde eğitim merkezi dedikleri toplama kamplarındaki koşullardan bahsederek bunun Batı dünyasının anlattığı ceza kampları değil bir okul olduğunu ve Çin'in burada eğitim faaliyetleri yürüttüğü, kendisinin de buradan mezun olduğunu söyledi. Gözlemciler Çin rejiminin son zamanlarda Doğu Türkistan'daki soykırım suçlarını ve İslam karşıtı radikal baskıcı politikasını örtbas etmek için yalancı şahitler aracılığıyla toplumu kandırmaya çalıştığını, oysa Müslümanların en temel dini inancına yasaklamalar getirdiğini ve bundan dolayı milyonlarca kişiyi dini aşırıcı yaftasıyla toplama kamplarına veya hapse mahkum ettiklerini, Uygurları köle işçi olarak çalıştırdıklarını, kamplarda kadınlara toplu tecavüz ve zorunlu kürtaj, zorla çalıştırma gibi ağır insanlık dışı işkenceler yapıldığı gerçek kamp tanıklarının beyanlarıyla kanıtlanmışken, sahtekar Çinli yetkililerin sözde Kadınlar Birliği yalanını ortaya atmasını şiddetle kınadığını belirtti. Hürriyet Hanım eşinin öldürüldüğünü duyurdu. 56 gündür işgalci Çin tarafından uygulanan sıfır Covid politikası kapsamında sözde salgın önleme bahanesiyle Doğu Türkistan'da keyfi karantina uygulamaları şiddetli bir şekilde devam ediyor. Halkın açlık soykırımı ile karşı karşıya kaldığı video görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Açık kaynaklardan elde edilen söz konusu videoların bazıları Çin rejiminin politikaları Uygur Türklerini nasıl öldürmeye yönelik olduğunun delili olarak kabul ediliyor. 15 Eylül'de yayılan 3 dakikalık bir videoda Gulca Ciliyüzü ilçesinde yaşayan Hürriyet isimli bir kadının feryadını yansıtıyor. Ciliyüzü okul müdürünün oğlu olan kocasının yetkililer tarafından öldürüldüğünü haykıran Hürriyet Hanım videoda şu sözleri söylüyor. Ey ahali! Ben Hürriyet Bekri, kocam Halmurat Ömer'in ilçe başkanları tarafından sözde karantina bahanesiyle aç susuz bir yere kapatılarak öldürüldü. Kiminle iletişime geçmeye çalışırsam çalışayım kimse ilgilenmedi. Yetkililere yardıma çağırdım ama çağrıma cevap verilmedi. Ve kocamı öldürdüler. Yardım edin. TikTok kullanmayı bilmiyorum. Lütfen bunu sosyal medyaya yayın. Benim için yaptığınız son iyilik bu olsun. Video kaydında diğer kişilerin konuşmalarına göre okul müdürü Ömercan isimli şahsın aynı zamanda Ciliyüzü ilçesindeki beyaz tulum giyen sözde fedai dedikleri grubun başkanı olduğu anlaşılıyor. Görüntüde diğer kişilerin bu haberi duyunca söyledikleri ise şu şekilde. Halmurat Ömercan daha evvelsi gün 7 günlük karantinayı bitirmişti. Dün karısı WeChat grubunda
kocama yemek götürebilecek kimse var mı? Benim evden de götürebilirsiniz demişti. Ancak bir evden diğerine yiyecek götürülmesine izin verilmemişti. Sabah kocasının ölüm haberini duyurdu şeklinde Hürriyet Hanım'ın eşinin vefat haberinin doğruluğunu teyit ederken diğer kişiler de bu vahşete tepki göstererek sapasağlam bir insanı alıp canını alıyor, buna nasıl dayanılır gibi yorumlar yapıyor. Gözlemciler Çin rejiminin şu anki amacının katı kontrolün yanı sıra çok kötü koşullarda hayvanın bile kalmayacağı yerlere hapsederek halkı yıpratmak, çeşitli hastalıkla boğuşmasını sağlamak, Uygurları milletçe açlığa terk ederek öldürmek olduğunu, açık kaynaklardaki bu tarz görüntü kayıtlarının Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı sistematik soykırımın kanıtı olduğunu dile getirdi. Ürümçi'de halk isyan etti. 40 gündür evlerine kapatılan ve açlığa terk edilen Ürümçi halkından malum bir site sakinleri kampa atılacaklarını bile bile eylem yaptı. Keyfi karantinayı protesto etti. İşgalci Çinli yetkililer Gulca, Ürümçi, Turfan, Kumul ve diğer birçok bölgede yaklaşık 50 gündür keyfi karantina uygulayarak Uygur Türklerine acımasızca açlığa mahkum ediyor. Gulca ve diğer bölgelerde 12 kişinin açlıktan öldüğü, bazılarının intihar ederek canına kıydığı teyit edildi. 11 Eylül Gulca'nın Karadün kasabasında 617 kişi nümayişe çıkmış ve hepsi tutuklandığı bildirilmişti. 15 Eylül açık kaynaklardan elde edilen video görüntülerine göre Ürümçi'deki malum bir sitede kapı girişleri önüne yığılan sakinler Çince olarak karantinaya kaldır, serbest bırak sloganları atarak komünist yetkililere tepki gösteriyor. Protestoya katılan soydaşlarımızın tamamının toplama kampına, çocuklarınınsa Çinleştirilecekleri sözde eğitim kamplarına gönderilmesine kesin gözle bakılıyor. Nitekim Gulca'da tutuklanan 617 kişinin hala akıbetleri hakkında hiçbir haber bulunamıyor. Bunun üzerine Çin'in acil çıkardığı 3 aylık ulusal çapta internetteki sözde dedikoduları temizleme yönergesi sonucu şu an bölgede neler yaşanıyor, hangi bölgelerde isyan var, kaç kişi tutuklandı, halkın durumu nasıl hiçbir şekilde bilgi bulunamıyor. 13 Eylül itibariyle de Çin'in internet sansörü uygulayarak Gulca, ağlayan emoji, halkım, öldü gibi hassas içerik paylaşımları aniden durdu. Sonuç olarak Çin rejimi Doğu Türkistan'la ilgili açık kaynaklara da erişimi durma noktasına getirdi. Çin Komünist Parti rejiminin uyguladığı sosyal kredi puanı sistemi nedeniyle bu soydaşlarımızın tamamen toplama kamplarına atılarak türlü işkencelere maruz bırakılacağı, çocuklarınınsa bu süre zarfında eğitim kamplarına gönderilerek Çinleştirileceğine kesin gözle bakılıyor. Çin Komünist Partisi'nin sosyal kredi sistemine göre bırakın protesto gösterisi yapmayı, Türkçe konuşmak, Müslümanlık alametleri taşımak ya da ibadet etmek ve benzeri Çin kültürü harici herhangi bir unsur barındırmak dahi yeniden eğitim için yeterli görülüyor. Sözde yeniden eğitim kampı olarak adlandırılan kamplar, Çin'in komünist ideolojisi kapsamında endoktrinasyon faaliyeti için kullanılan işkence alanları olarak biliniyor. Sevgili izleyenler, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.